Merhaba, 16 bülteninde tekrar sizlerle birlikteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırdığı noktalarda güvenliği en üst düzeyde tutuyor. Terör saldırılarına karşı kontrol noktaları oluşturuldu. PKK'lılar Suriye'de özellikle Ras Ulayn ve Talabiyat'ta bombalı saldırılar düzenliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliği sağladığı noktalarda huzuru bozmak istiyor. Buna karşı önlem alındı, yol kontrol noktaları inşa edilmeye başlandı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı servis etti. Bölge halkının huzur ve güvenliği için alınan tedbir kapsamında çalışmalar başladı. Belirlenen noktalara beton bloklar inşa ediliyor. Güvenlik güçlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetleri de sürüyor. Ras Ulayn'da PKK'lıların tünel kazarak kullanılmaz hale getirdiği bir okul daha tespit edildi. Okulun içinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da konuştu. Gündeminde Doğu Akdeniz vardı. Sahada ve masada güçlü olmalıyız dedi. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar olabilir. Bunun sebepleri konusunda farklı görüşler olur. Ama bir gerçek var ki biz bağımsız olmaya çalıştıkça ve güçlendikçe karşımıza çıkan sorunların da boyutu farklılaşıyor, değişiyor. Bugün dünyada zorluklar var, bölgemizde daha fazla var, bunu söylüyoruz. Şimdi tüm bunları girişimci ve insani dış politikayı da başarılı bir şekilde uygulamak için masada ve sahada güçlü olmamız lazım, değil mi? Masada ve sahada güçlü dış politika. Zaten kendi kıta sahamızdaki konuları kimseyle tartışmayız. Tartışmaya da açtırmayız. Ama Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşımı için sahada da masada da güçlü olmamız lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'le ilgili açıklama geldi. Bakan, nerede olduğunu biliyoruz dedi. Ve beyefendiler, kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'le ilgili açıklama yaptı. Soylu, özel bir televizyon programında konuştu. Adil Öksüz, Almanya'da mı sorusu üzerine Soylu, net bir şey söylememek gerekir, dedi. Burada müsaade edilmiş. Bu açıdan Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Soylu, Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz sorusuna ise bize kalsın yanıtını verdi. Darbe girişiminin kilit ismi Firari Öksüz, Akıncı üssünde gözaltına alınmış, 18 Temmuz'da götürüldüğü Sincan Batı Adliyesi'nde Hakim Köksal Çelik tarafından serbest bırakılmıştı. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 3 yıldır her yerde aranıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Kars'ta yaşanan deprem paniğe neden oldu. Sarıkamış ilçesinde saat 9.07'de 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Merkez üssü Parmakdere köyü olarak açıklanan deprem yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yine aynı bölgede 26 saniye sonra aynı dakikada ikinci bir deprem daha kaydedildi. 4 büyüklüğündeki iki deprem Erzurum'un Oltu ilçe merkeziyle mahallelerinde de hissedildi. Sarıkamış'ta sınır olan Müdürcük mahallesinde depremler yoğun olarak hissedildi. Depremle birlikte mahalleli panik içinde dışarı çıktı. Bir süre dışarıda bekleyen mahalleli daha sonra evlerine tekrar girdi. Yozgat'tan üzücü bir haber geldi. Ordu'dan Yozgat'a maça giden handbol takımını taşıyan minibüs devrildi. Bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Maç için çıktıkları yolda kaza yaptılar, ölümden döndüler. Olay Yozgat'ta yaşandı. Bir handbol takımı oyuncuları Ordu'dan Yozgat'a gitmek için yola çıktı. Takım oyuncularını taşıyan minibüs Aydıncık ilçesinde devrildi. İlk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Düzce'nin Beyköy beldesinde faaliyetini sürdüren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrika kullanılamaz hale geldi. Bir kişi de dumandan etkilendi. Yangın çıktı, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de Değirmenbaşı köyü mevkiinde Osman Akgüz'e ait tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden işçiler fabrikayı hemen tahliye ederek yangına müdahale etmek istedi. Yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü. Fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. İşçi olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi. Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün devreye giriyor. Şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başlayacak. Uymayanlara ise 625 lira para cezası uygulanacak. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu değil. Ancak uzmanlar sorunsuz seyahat için kullanılmasından yana. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan araç sahiplerine ise 625 lira ceza kesiliyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesi Türkiye'de biçer döver sanayisinin kalbi olarak biliniyor. Hasat zamanı geldiğinde Yerköy'den yurdun pek çok bölgesine biçer döver gönderiliyor. Yedek parça üretiminin %90'ı da ilçedeki sanayi sitesinden sağlanıyor. Ulusal Kanal ekibi Türkiye'deki biçer döver sanayisinin merkezi olan Yerköy'e gitti. Çiftçiler ve biçer döver ustalarıyla görüştü. Yerköy, Yozgat'a bağlı 35 bin nüfusa sahip güzel bir ilçe. Ve neredeyse her ailenin bir biçer döveri var. 2018 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de 17 bin biçer döver bulunuyor. Bunların 2500'ü Yerköylü çiftçiler tarafından kullanılıyor. Bunu yeni mi aldın bu aracı? Evet abi. Hayırlı uğurlu olsun. Yerköy, Türkiye'deki biçer döver sanayisinin kalbi olarak ün yapmış bir ilçe. Ülke genelindeki biçer döver makinelerinin yedek parça üretiminin %90'ı buradan karşılanıyor. İlçedeki sanayi sitesi biçer döverlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı üst konumunda. Merkezi buradır, parçası burada üretilir. Şoförü burada, ustası burada. Bu ekmek kapısı. Bizim burada fabrika yok, istihası yok. Vatandaşın ekmeğini çıkarttığı bir madde varsa bu biçer. Başka bir şeyimiz yok. Biçer sektörünü ayakta tutan yer Yerköy'dü. Yerköy. Ustalarımız iyi olduğu için eskiden belli. Bir zamanlar buranın sanayisi Türkiye ikincisiydi. İlçede her yıl biçer döver festivali yapılıyor. Yüzlerce biçer döverden oluşan konvoy şehirde tur atıyor. Hasat zamanlarındaysa son bakımları yapılan biçer döverler törenle uğurlanıyor. Peki nereye? Türkiye genelde her tarafa gidiyor. Diyarbahır'ına, Batman'ına, Urfa'sına, ilk Hatay'a, Diyarbahır'a gidiyor ondan sonra. Batman, ondan sonra İç Anadolu, Yozgat. Konya. Yani esas olarak buğday, arpa, başka hangi ürünler? Mısır biçiyor, pirinç biçiyor. Hı. Tabii o, bu bizim bölgede olmadığı için biz onlara pek gitmiyor. Biz sadece buğday biçiyor. Hı. Patozlu makinelerimiz. Yerköylü çocuklar küçük yaşta biçer döverle tanışıyor. Kullanmadan bakımına kadar her ayrıntısını öğrenerek büyüyor ve kısa sürede bu işin ustası oluyorlar. Neredeyse her genç biçer döver kullanmayı biliyor. Yerköylüler arasında bu durumun esprisi de yapılıyor. Çocukluktan yani küçük. Çocukluktan bir... Biçer olmayana kız vermezler bizim burada. Yaklaştır. Biçer olmayana kız vermezler. İlla ki sarı biçer olacak. Hadi. Depremde zarar gören Arnavutluğa 500 konut yapılacak. Bilgiyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Şanlıurfa'da açıkladı. Amacımız buradaki deprem riski altındaki Arnavutluklu vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Kardeş ülke Arnavutluğumuza
500 tane konut yapıyoruz. Hak sahibi burada depremden zarar görmüş vatandaşlara bu konutları en kısa sürede yapıp Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla teslimlerini gerçekleştireceğiz. Ve oranın mimarisine özgün, oradaki vatandaşlara hizmet verecek ve ekonomisine baktığınızda, milli gelirine baktığınızda, milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım yapan ülke konumunu Türkiye olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim bu noktada... Türkiye'nin Libya ile imzaladığı muhtıra öncesi Birleşmiş Milletler'e Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına ilişkin mektup gönderdiği öğrenildi. Ulusal kanalın ulaştığı bilgiye göre mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de belirlediği kıta sahanlığının sınırları tarif edildi. Mektubu yorumlayan uzmanlar Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşunu devam ettirdiğini vurguluyor. Herhangi bir şekilde içinde bizim olmadığımız çözümlerin, yaşama şansının olmadığında burada büyük bir nezaketle tüm tarafları hatırlatmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'e mektup gönderildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığı vurgulandı. Mektupta adaların kara sularının dışında deniz yetki alanı tanınması görüşündeki kararlılığın vurgulanması önemli. Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı muhtırayla Yunanistan ve Rum kesiminin planlarını engellemişti. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunması noktasında başka bir adım daha attığı ortaya çıktı. Bizim uluslararası hukuka müracaat etmemiz iyi niyetimizdendir. Herhangi bir acziyetten değildir. Türkiye'nin Libya ile imzalanan muhtıra öncesi 13 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına ilişkin mektup gönderdiği öğrenildi. Ulusal kanalın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre mektubu Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu kaleme aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderilen mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de belirlediği kıta sahanlığının sınırları yer aldı. Diplomatik kaynaklar kıta sahanlığının Kıbrıs Adası'nın batısından başlayıp bölgedeki adaların Akdeniz'e bakan cephelerindeki kara sularına kadar uzandığını belirtiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka saygılı olarak bu düşüncelerle hareket etmesini ve bu mevcut sorunlara bu çerçevede bir sorun bulmasına çalışmasını, buna katkı sağlamalarını da içtenlikle bekliyoruz. Mektubu yorumlayan uzmanlar da Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşunun devam ettiği görüşünde. Adaların kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge tezimizi mektupta korumuşuz. Çünkü adaların Akdeniz cephesindeki kara sularına kadar olan bölgede kıta sahanlığı olduğunu söylemiş mektup. Her zaman savunduklarımızın tekrarı ama deklare etmek önemli. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve ABD tarafından provokasyonlar hazırlandığını açıklayarak askeri birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve Amerika tarafından kışkırtma yapılacağı uyarısında bulundu. Askeri birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi. Maduro, ulaştırma çalışanlarıyla buluştu. Venezuela lideri burada Kolombiya sınırında bir provokasyon hazırlığı bilgisini aldım. Bolivarcı silahlı kuvvetlerin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı şeklinde konuştu. Maduro, sınırda askeri bir çatışma başlatılarak dikkatlerin Kolombiya'daki halk eylemlerinden uzaklaştırılmak istendiğini söyledi. Kolombiya'da genel grev ve protestolar ülke çapına yayıldı. Gösterilerde hayatını kaybeden 18 yaşındaki gösterici Dylan Macuro Cruz'un Amerika ve İsrail'de de kullanılan 12 kalibrelik tüfek mühimmatıyla öldürüldüğü açıklandı. 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan gösteriler sırasında 4 kişi öldü, 351 göstericiyle 182 polis yaralandı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzade, İran'ın yakında Rusya ve Çin'le üçlü askeri tatbikat düzenleyeceğini söyledi. İranlı amiral, tatbikatın Hint Okyanusu'nda yapılacağını belirtti. İran, yakında Rusya ve Çin'le üçlü askeri tatbikat düzenleyecek. Açıklamayı İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzade yaptı. İran donanmasının faaliyetleri hakkında konuşan Tuğamiral Hanzade, yakın gelecekte Hindistan Okyanusu'nun kuzeyinde Rusya ve Çin'le üçlü askeri tatbikat düzenleyeceğiz şeklinde konuştu.
İranlı amiral, İran donanmasının uluslararası sularda görevlerine devam ettiğini kaydetti. Hanzadi, Kızıldeniz ve Süveyş kanalında İran donanmasının ticari gemi ve petrol tankerlerine eskortluk yaptığını ve güvenlik sağlandığı sürece bölgede kalacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceklerini açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Obrador, işbirliğine hazır olduğunu belirtti ancak iç işlerine müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi. Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü. Kuzeydoğu kartelinin üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında 1 saat süren çatışmada 4'ü polis, 14 kişinin öldüğü, bazı belediye işçilerinin kayıp olduğu belirtildi. Meksika hükümeti ise uyuşturucu kartelleri konusunu ABD Adalet Bakanlığı ile görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceklerini açıklamıştı. Meksika Devlet Başkanı López Obrador, Trump'ın açıklamasının ardından ABD ile işbirliğine hazır olduklarını ancak ülkelerine herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini söylemişti. Kış geldi, kış sporları sezonu açıldı. Avrupa'nın en yüksek zirvesi Mont Blanc'de çığ felaketi yaşandı. İki İtalyan kayakçının cansız bedenine ancak helikopterle ulaşılabildi. Mont Blanc'de çığ ve olumsuz hava koşullarında her yıl ortalama 50 kişi hayatını kaybediyor. Avrupa Alpleri'nde kış sporları sezonu açıldı. Üzücü haber de beraberinde geldi. İtalya'nın kuzeybatısında Valle d'Aosta bölgesindeki kayak merkezinde çığ meydana geldi. İki kayakçı hayatını kaybetti. Mont Blanc'da yaşanan felakette 3 İtalyan'ın kayak yaptığı sırada çığ düştüğü belirtildi. İki kayakçı çığın altında kalırken 3. kayakçı kaçmayı başardı. Kurtarma ekipleri iki kayakçının cansız bedenlerine helikopterle ulaştı. Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın İtalya tarafındaki Valle d'Aosta bölgesinde her yıl 900 civarında kurtarma operasyonu yapılıyor. Turistleri kendisine çeken Mont Blanc, Avrupa'nın en ölümcül dağı olma özelliğini taşıyor. Her yıl ortalama 50 kişi Mont Blanc'da hayatını kaybediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Londra'da basın toplantısı düzenledi. Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde federal temelli çözümün yanı sıra alternatiflerin de masada olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik önemine dikkat çeken Tatar, Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz konusunda vardığı anlaşmanın da önemli olduğunu vurguladı. Ama bizim hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede herhangi bir ciddi aşamanın olduğunu düşünemiyoruz. Çünkü hala daha Rum tarafının eski noktada meseleyi eski kutayar çerçevesine çekmek ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaya devam etme niyetlerinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla biz hükümet olarak ayrıca Ulusal Birlik Partisi olarak artık sadece federal temelde değil aynı zamanda alternatif fikirlerin de mutlaka masaya gelmesini ısrarla vurgulamak istiyoruz. İmzalamış ve Doğu Akdeniz'deki bu parsellerin yönetiminde bir işbirliğine imza atmışlar. O bakımdan bu mavi vatan dediğimiz kavrama baktığımızda Doğu Akdeniz'deki paylaşımlara ve hak mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önemli bir pozisyonda ve dolayısıyla bu kararlılıkta devam ettiğimiz sürece Doğu Akdeniz'deki hak ve kararlılığımızın devam etmesi bizleri daha da güçlü hale getirecektir. Koç grubuna ait Yapı Kredi Bankası, İtalyan ortağı UniCredit ile ortaklığını noktaladı. Bir süredir sadeleşme adı altında daralmaya giden İtalyan Bankası böylelikle Türkiye'den çekilmiş oldu. İtalyan Bankası UniCredit ile yarı yarıya olan ortaklığını bitirmek için masaya oturan Koç grubuna ait Yapı Kredi Bankası'nda görüşmeler tamamlandı.
Türkiye. Yapı Kredi ve UniCredit arasında ortaklık feshedildi. 28 ülkede ortakları bulunan UniCredit kaynak daraltmaya gitmişti. Özel sektörde yaşanan küresel çıkmaz sonrası İtalyan bankasının kendine ait hisselerini satacağı iddia edilmişti. İddialar sonrası İtalya'nın köklü kurumlarından olan UniCredit'in Türkiye'deki paydaşı Yapı Kredi sürpriz bir şekilde fesih kararı aldı. Karar Koç Holding tarafından KAP'a bildirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Yapı Kredi'deki ortaklık yapısı yeniden düzenlenecek. 2020 yılı bütçe teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen bütçe 9 Aralık'ta Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 20 Aralık'a kadar çalışmalarına devam edecek. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2018 yılı kesin hesabına göre harcaması 1.648.678.000 liradır. Bütçe teklifi komisyondan geçti. Teklif 9 Aralık'ta genel kurula gelecek. Tüm katkı ve eleştirileriniz için başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız olmak üzere siz değerli üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 2020 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmeleri 29 Kasım'da tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun son çalışma gününde Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 4 ofis, 9 politika kurulu ve başkanlıklar faaliyet göstermektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay komisyonda sunum yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmesi öngörülen ödeneği açıkladı. 3.152.937.000 lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür. Tahsis edilecek bütçe Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 165 milyon lirası acil destek giderlerinin, 1 milyar lirası İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nca kullanılan barışçı destekleme ve koruma hizmetlerine ve 330 milyon lirası ise Cumhurbaşkanlığı ofisleri bütçesine aktarımlar olarak ayrılmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MİT ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ayrılması istenen ödeneği de açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2020 yılında toplam 2 milyar 182 milyon 381 bin lira ödenek tahsisi öngörülmektedir. Genel Sekreterliğin 2020 yılı için teklif edilen toplam ödenek tutarı 34 milyon 787 bin liradır. Fuat Oktay sunumunda Cumhurbaşkanlığına bağlanan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne ilişkin de bilgi paylaştı. 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı. Kartları iptal edilen kişilerin milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla irtibatı olduğunu belirtti. Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesini sunmasının ardından kanun teklifinin oylamasına geçildi. 16 maddeden oluşan 2020 yılı bütçe kanun teklifi komisyonda kabul edildi. 2020 yılı bütçesinin ülkemiz için hayırlı olmasını dediler. Hepinize saygılarımı sunarım. Bütçe teklifi 9 Aralık 2019'da Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak kurul, çalışmalarını 20 Aralık Cuma gününe kadar tamamlayacak. Unlu mamullerde bulunan glutene alerjisi olan çölak hastaları için yaşam oldukça maliyetli. Bu kapsamda çölak hastalarının talebi 2015 yılından bu yana değişmeyen sosyal yardım miktarının yükseltilmesi. Okullarda glutensiz ürünlerin satılması ve bu ürünleri üreten işletmelere vergi indirimi uygulanması da talepler arasında yer alıyor. Çölyak bir ince bağırsak alerjisi. Desteklerin artırılmasını, glutensiz ürünlerin fiyatlarının düşürülmesini talep ediyorlar. Bir sütlaç yapımı belli, yani süt, pirinç, şeker çölyaklılara göre 12,5 lira. Çölyak ince bağırsağa glutene alerjisi olan kişilerde bulunan bir hastalık. Makarna, ekmek gibi birçok üründe gluten bulunuyor. Bir protein olan gluten, un gibi ürünlerde tutkal görevi görüyor. Ayrıca çikolata gibi unla kavrulan ürünlerde gluten içeriyor. Arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi unlu mamullerden yapılan her şey bize alerji yapıyor. İnce bağırsaktaki villusların düzleşmesi sonucunda bizim yediklerimiz bize faydasız hale geliyor ve hastalanıyoruz. Çölyak hastaları devletin verdiği desteğin artırılmasını istiyor. Sosyal yardımlar çölyak hastalarının mücadelesiyle en son 2015 yılında artırılmıştı. Geçen yıl mecliste toplanan Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu'nda yardımların artırılacağına dair söz verilmişti. Sadece raporlarımız 3 yıllığa çıkarıldı. 0-5 yaş
arasındakilere 78.75 TL, 5 ile 15 yaş arası 120 TL, 15 yaş ve üstüne ise 108.75 TL. Bu malum bizim ürünlerimiz çok pahalı. Bunun bir çözüme getirilmesi gerekiyor. Devletin verdiği pay çok az çünkü 120 lira... Mesela benim 3 tane çocuk var okuyor. Altından kalkamıyoruz. Komisyonda kabul edilen kararlardan biri de glutensiz okul kantinleri. Ancak uygulama devlet okullarında hayata geçirilmedi. Çocuklarımızın ürünleri kantinlerde yer almıyor. Kantinde yiyecekleri hiçbir şey yok. Benim çocuğum saat 6'da gidiyor. Saat 2.30'da geliyor. O saate kadar sadece bir meyve. Hastalar glutensiz ürünlerin pahalılığından da şikayetçi. Glutensiz ürünlerde gıdada tutkal işlevi bulunmadığından hamurlar tutmayabiliyor. Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, firmaların bu deneme yanılmayı da fiyatlara yansıttığını söyledi. Bir makarna, normal bir makarna 2 TL iken şu anda bir makarnayı 22 TL'ye alıyoruz. Normal bir ekmek 1.25 TL iken 7-8 liraya bir ekmeğimiz olabiliyor. Hiç değilse glutensiz ürün üreten işletmelere bir vergi indirimi getirilsin. Aynı fabrikada üretilen glutensiz ürüne gluten bulaşabiliyor. Ayrıca hastalar marketlerde alacakları ürünleri bulabilmek için saatlerce etiket okumak zorunda kalıyor. Türkiye'de sadece glutensiz üretim yapan bir fabrika istiyoruz. Yani ona bulaşmış veya etiketinde yazıyor mu, yazmıyor mu listeleri oluşturmak yerine bir fabrika olsun. Türkiye Gençlik Birliği'nin Ankara'da düzenlediği Vatan İçin Birlik Yemeği farklı siyasi partilerden gençleri bir araya getirdi. AK Parti, CHP ve Vatan Partisi'nin gençlik kolları yöneticileri ortak paydamız vatan mesajını verdi. Bugün Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün rotasında birleşmektedir. Farklı siyasi partilerin yöneticileri bir araya geldi, ortak vurgu vatandı. TGB Ankara Vatan İçin Birlik Yemeği düzenledi, çok sayıda davetli yemeğe katıldı. Yemeğe Vatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcıları Nusret Senem ve Tülin Oygür'le Ankara İl Başkanı Aykut Diş katıldı. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu üyesi Çağdaş Cengiz, Ankara temsilcisi Eray Çelebi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Şen Yazgan da yemekte hazır bulundu. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türk gençliğinin ortak paydasına dikkat çekti. Türk gençliği, Türkiye Gençlik Birliği, üniversitelerimiz, liselerimiz, Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci programında birleşmektedir. 10 Kasım'da bütün milletimizin Atatürk'ün izinde yürümesinden, Mehmetçiğimize selam durmasından, Diyarbakır annelerimize selam göndermesinden büyük mutluluk duyuyoruz. TGB'nin yemeği farklı siyasi partilerden gençleri bir araya getirdi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Sezer Özseven, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Ömer Cihat Mert ve CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Denizhan Bozkurt davetliler arasındaydı. Katılımcılar birlik mesajı verdi. Bugün bir araya geldikçe Türkiye özgürleşiyor, Türk milleti özgürleşiyor. Mehmetçik arkasında bir arada bir millet gördükçe o onurlu mücadelesini daha kuvvetli veriyor. Türkiye vatanıyla ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Burada Cumhuriyet Halk Partimizin gençlik kolları, bildiğim kadarıyla diğer hem sivil toplum kuruluşları hem diğer partilerin gençlik kolları mensupları hep birlikte bir aradayız. Aynı sofrada yemek yiyoruz. Önemli günlerde bir araya gelmemiz, istişarede bulunmamız, birbirimizle iletişim halinde olmamız çok değerli ve çok kıymetli. Ortak paydamız olan Türkiye Cumhuriyeti için birlikte mücadeleyi elbette örgütleyeceğiz hep birlikte. Bu birliğin de aslında gençlik içerisinde nasıl böyle kolayca sağlanabileceğini göstermiş oluyoruz. Aynı zamanda vatan için bu birlik oluyor. Yemekte Ulusal Kanal Yönetim Kurulu üyesi Çağdaş Cengiz de konuştu. Bugün burada da aslında gördüğümüz tablo hem farklı siyasi kökenlerden kendisini tanımlayan, farklı siyasi partilerin üyesi olan gençler Türkiye Gençlik Birliği'nde gerçekten ortak bir mücadele yürütüyorlar. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Ulusal Kanal'ın konuğu oldu. İstanbul'un gözbebeği Beyoğlu'nun geleceği sorunları ele alındı. Yıldız, Atatürk Kültür Merkezi'nin 2020 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli bir törenle açılacağını duyurdu. Beyoğlu Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki su zammına neden karşı çıktıklarını da anlattı. Binlerce yıllık geçmişi, kadim kültürlerin ortak yaşam alanı Beyoğlu. Kısacası İstanbul'un kalbinin attığı yer. İstanbul'un fethedildiği yer Beyoğlu. İstanbul buradan fethediliyor. Kasımpaşa'ya buradan gemiler indiriliyor.
ve Kasımpaşa'dan, Beyoğlu'ndan İstanbul fethediliyor. Milli mücadele buradan başlıyor. Az önce bahsettim, Galata Rıhtımı'ndan, Karaköy'den Bandırma Vapuru Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gidiyor ve milli mücadele Beyoğlu'ndan başladı. Haydar Ali Yıldız bu kadim ilçenin belediye başkanı. Projeleri ve sorunlarıyla her zaman Türkiye'nin gündeminde olan Beyoğlu'nu Ulusal Kanal'da anlattı. 2200 yıllık devlet, 1400 yıllık bir medeniyet ve 1000 yıllık bu Anadolu topraklarında, bu vatan toprağında varlığımızı devam ettireceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım. Aynı gemide olmak istemeyenleri nasıl görüyorsunuz? Filistin'i ve Suriye'yi görmelerini tavsiye ederim. Vatansız yaşamanın, devletsiz yaşamanın veya bir gemide olamamanın nasıl bir duygu olduğunu Filistin'de gidip görebilirler. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Haber Merkezi programında Deniz Adalı'nın konuğuydu. Başkan Yıldız, yaklaşık 10 yıldır kapalı olan, hala tamamlanamayan Atatürk Kültür Merkezi'nde son durumu aktardı. AKM'nin 29 Ekim 2020'de açılmasını hedeflediklerini söyledi. Atatürk Kültür Merkezi'nin, yani 2020 yılının 29 Ekim'inde tamamı olur mu, onu dediğim gibi müteahhit bir Cumhuriyet etkinliğiyle açılışı. Evet, öyle bir planlamadan bahsetti. Yani bunu görmek istediğin en azından. 21-29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde şöyle bir sinema mı olur, opera mı olur? Zannediyorum opera bahsi geçti. Çok tepki çeken Haliç Port ve Taksim Camii gibi projelerle ilgili de konuştu Yıldız. Birileri toprak dolduralım dediği o Haliç. Şimdi masmavi ve ben o Haliç'te yüzdüm Beyoğlu Belediye Başkanı olarak. Ve Cumhurbaşkanımız adına yüzeceğimi söyledim. Yüzülebilecek bir Haliç. Bütün tartışmalar dediğim gibi, ben pratikten bahsediyorum. Şu anda Haliç'te yüzülebiliyor ve Tersane İstanbul bildiğiniz İstiklal Caddesi gibi bir cadde, alışveriş yerleri olacak orada. Kasabından, manavından bildiğiniz markalara kadar. Ve İstanbul'un gündeminde olan su zammı. Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği, belediye meclisinden geçemeyen teklife tepkiliydi. Hesaplamaları söylüyorum. Farklı farklı. Orada farklı kota değişikliği, evet, yaparak. Evet, yani ben detayına, süre az dedim, evet, fazla evet girmiyorum. Yani %20 de olsa, 30 da olsa, 40 da olsa fazla bulduk. İstanbullunun menfaatine, İstanbullu daha bundan istifade edebilsin diye, İstanbul'un istifade edebileceği alanlarda AK Parti grubu olarak evet, İstanbul'un menfaatine uygun görmediğimiz, vatandaşımızın, milletimizin, çünkü İstanbullu AK Parti'ye İstanbul'da bu görevi verdi. Ailelerin 3 Eylül'de HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Acılı aileler evlatlarını geri almadan nöbeti sonlandırmamakta kararlı. Bu gözü yaşlı annenin adı Hüsniye Kaya. 5 yıl önce henüz 14 yaşında daha kaçırılan kızı Mekiye için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbette. Ben kızımı HDP'den istiyorum. Kızım getirilmeden burada eylem yapan bütün insanlar eylemden vazgeçse de ben vazgeçmem. Acılı anne 7 çocuğunun en küçüğü olan kızına teslim ol çağrısı yaptı. Kızımın evdeki elbiselerini kokluyorum. Gece gündüz ağlıyorum. Kızım sesimi duyuyorsan devlete teslim ol. Devlet güçlüdür, sana zarar vermez. Seni sever ve annen ile babana teslim eder. Kızım belki sizi korkutuyorlar devlet zarar verecek diye. Hepsi yalan. Teslim olmamanız için sizi tehdit ediyorlar. Gittiğin yol ölüm yoludur. İyi bir yol değil. 5 yıl önce daha kaçırılan oğlu Tunca için evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl de eylemi sonuna kadar sürdürmekte kararlı. 89 gündür buradayız. Daha bir HDP'de bir açıklama, bir ses, bir soluk yok. Ölene kadar da bizsek çocuklarımız gelmeyecek. Biz burada devam edeceğiz. Hiçbir alternatifi yok. Yani onlar beklemesin, demesin. Belki bunlar yarın öbür gün kalkıp gidecekler. Bizim yaptığımız yanımıza kar kalacak, öyle bir şey yok. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Acılı baba, evladı PKK'nın elinde olan tüm annelere de korkmayın çağrısı yapıyor. Annelere bir çağrım var. Anneler korkmasın. Gelsin çocuklarını burada arasınlar. PKK'da kimse korkmasın. Yani PKK dediğinde de bir paçavradır. Onlar da niye korkuyorlar? Gelsin burada hakkını arasınlar. HDP dediğin kimdir? HDP PKK'nın sağ koludur. Yani HDP'de korkmasınlar. Bingöl, HDP'ye çarpıcı eleştirilerde bulundu.
HDP mecliste oturuyor, diyor ki ben Kürt partisiyim. Ya sen Kürt partisi olamazsın. Sen Kürtleri temsil edemezsin. Sen ancak temsil edersen ancak PKK'yı ve Amerika'yı temsil ediyorsun. Sen bizi temsil edemiyorsun. Madem Kürt temsilcisiysen, biz de bu Türkiye'nin Cumhuriyet'in vatandaşıysa, bizi hakkımızı savunuyorsan, hanımını al yanıma gel, o zaman PKK'yı kına diye ben bu insanları, çocuklarını istiyorum, hakkını savunuyorum. Ama yok onlarda. Onlar PKK'nın sağ kolu. Kimlerden ne bekliyoruz? Umut mu bekliyoruz? Onlar burayı bıraktı gittiler. Türk dünyasının UNESCO'su Türksoy, Kırgızistan'ın Oş şehrinde toplandı. 2020 yılı Abay Kunanbayev yılı ilan edildi. Özbekistan'daki 2500 yıllık kadim Türk şehri Hive, kültür başkenti seçildi. Açık Hava Müzesi Hive, yüksek minareleri ve yeşil bahçeleriyle adeta çölün ortasında bir baha yandırıyor. Türksoy Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. dönem toplantısı Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlendi. Türk dünyasının UNESCO'su olan Türksoy, 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türksoy'da gözlemci ülke olarak bulunuyor. Kırgızistan'daki toplantıda 2020 Kazak şair Abay Kunanbayev yılı ilan edildi. 2020 kültür başkenti ise Özbekistan'ın Hive kenti seçildi. Özbekistan'da Ceyhun Irmağı'nın batısında yer alan 2500 yıllık Hive şehri adeta açık hava müzesini andırıyor. Hive, tarihi yapıları, yüksek minareleri ve yeşil bahçeleriyle adeta çölün ortasında bir vaha. Şehir, tarihi su kuyularıyla ünlü. Kuyular, Hive'nin iç kenti olan İçankale'de eski önemini ve güzelliğini koruyor. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki önemli siyasi ve kültürel merkezlerden biri olan Hive, bünyesinde ender mimari eserleri ve İç kale olan İçan Kale'yi barındırıyor. İçan Kale, yüksekliği 8, kalınlığı 5 metre olan duvarlarla çevrilmiş bulunuyor. Toplam 2000 metre duvarlarla çevrili, her tarafı çok sayıda kule ve kapılarla donatılan İçan Kale'de 2600 kişi tarihle iç içe yaşamaya devam ediyor. Burdur'da katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi faaliyete geçti. Eskiden çöp biriktirilen 22 dönümlük alan kadın işçilerin elleriyle lavanta bahçelerine dönüştürülüyor. Çöpler geri dönüşüme kazandırılarak enerjiye dönüştürülecek. Burdur'da 4000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması için enerji ve üretim tesisi kuruldu. Enerji tesisinin hizmete girmeye başlamasıyla daha önce çöplerin biriktirildiği 22 dönümlük alan lavanta fideleriyle yeşillendiriliyor. 30 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuluyor. Kadın eli değsin istedik. Bir lavanta koksun burada. Çöp kokmasın. Mis kokulu bir yer olsun istedik. Yani çöplük olan bir yere güzelleştirmeye çalışıyoruz belediyemiz olarak. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, son yıllarda lavanta turizminin ön plana çıktığını vurguladı. İki etapta tamamlayacağımız çalışmamızın birinci bölümünü tamamladık. 15 binin üzerinde lavanta fidesini toprakla buluşturduk. Artık Burdur çöplüğü çöp değil, lavanta kokacak. Etap etap ilerlediğimiz bu yolda sıfır atığa doğru gideceğiz ve geri dönüşüme katkı verebilecek tüm ham maddeyi geri dönüşüme gönderip enerjisi üretilecek organik maddenin enerjisini ürettikten sonra da hülasayı kalanını da toprakla buluşturup lavanta tarlalarının daha da gelişmesini sağlayacağımız torf malzemesini üretmiş olacağız. Gündemdeki gelişmeleri aktardık. Mutlu pazarlar.